Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ruhuna hiç yakışmayan bir görüntü. Bir taciz görüntüsü gelecek şimdi ekranlarınıza. Hani bazen insan birini rezil etmek isterken kendini rezil eder ya, tam olarak öylesi bir durum. İzleyeceğiniz görüntüler 29 Ekim'de bir metroda çekildi. Bugün bütün gün boyunca sosyal medya metrodaki bu tacizi konuştu. Evet, bu bir taciz görüntüsü ama sadece o kadar değil. Görüntüler Atatürk nasıl sömürülür bize gösterecek. Özgürlüğü, demokrasiyi kendinden başkasına hak görmemek ne kadar büyük bir ikiyüzlülüktür bize anlatacak. Bir edepsizlik karşısında nasıl böyle edepli durulurun örneğini verecek. Yalnız altını önemli çizmek istediğimiz bir konu var. Burada 10. yıl marşını söyleyenleri kastetmiyoruz. 10. yıl marşı çalarken bunu görüntüdeki kişiye karşı kullananlara ve o kişiyi kayda alanları özellikle kastediyoruz. Dikkatle izleyelim. 10 yılda 15 milyon genç yaratır her yaşam. Sadece kılığına, kıyafetine bakıp kendi halindeki yolcuyu taciz ettiler. Atatürkçü gibi göründüler, gerçek Atatürkçüleri utandırdılar. Bu görüntüler 29 Ekim'de Marmaray'da çekildi. Vagona sarıklı ve cübbeli bu yolcu girdiğinde marşlar söyleniyordu. Bazıları adamın videosunu, fotoğrafını çekip taciz ettiler. Kılığını, kıyafetini hor gördüler. Onca tacize rağmen yolcunun ağzından tek kelime çıkmadı. Sustu. Demokrasiyi, çağdaş değerleri hiçe sayan kalabalığa adeta medeniyet dersi verdi. Marifetmiş gibi sosyal medyada da paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Rezalet taciz hashtag'iyle Twitter'da trend topik oldu. Siyasetçisinden bilim insanına, sanatçısından sporcusuna herkes bu görüntülere isyan etti. İşte bu. Önce tekrar altını özellikle çizmekte fayda var. 10. yıl marşını büyük bir coşkuyla söyleyenlere hiçbir sözümüz yok. Sözümüz marşı kişiye karşı kullanan ve tacize giren, o video çekimini yapana. Yobazlık, takılan sarık, açılan baş değil, tahammülsüzlüktür. Bu görüntüyü çeken hastalıklı zihniyetin yobaz, sıkma baş, takın ya, bidon kafa diyenlerden bir farkı yoktur. Bu bölücülüktür. Düşman gördüğü siyasal İslam korkusuyla beslenir ve siyasal İslam'ı besler. Ve en büyük zararı gerçek Atatürkçülere ve Atatürk'e, daha da ötesi gerçek cumhuriyete verir. Üstadın söylediği gibi bu ülkede sağcı, solcu, ilerici, gerici yoktur. Bu ülkede namuslu ve namussuzlar vardır. Bu taciz videoya çekmek açık açık namussuzluktur. Siz namuslulardan olunuz.